Fısıltı gazetesinden yayılan altın var dedikodusu İstanbul Sazlıbosna köyünü köstebek yuvasına çevirdi. Ağaç kökleri bile delik deşik. Altın heveslileri her defasında elleri boş dönüyor ama yine de büyük bir hırsla kazı yapmaya devam ediyorlar. Köylüler ise isyanda, tarım arazilerimize bunu yapmaktan vazgeçin diyorlar. Bıktım bu definecilerden. İki adım daha atsaydık sen de ben de ikimiz de kuyun içine düşmüştük. Burası İstanbul Sazlıbosna köyü ve şu anda bulunduğumuz yer define avcılarının yeni keşfettiği yerlerden bir tanesi. Eski antik çağlarda hemen karşısı Filibos Kalesi'ymiş ve buraya altın aramak için geliyorlardı. Bakın hemen önümüzde bir kuyu var. Bu kuyunun derinliği ne kadar bu bilinmiyor. Elimde bir taş var, bunu aşağıya doğru atıyorum. Hemen yan tarafta da bir tane mağara var ve o ağır makineleri, kazmaları, kürekleri bu mağaranın içine sokmuşlar ve burada da altın aranmış. Şimdi biz de bu mağaranın içine gireceğiz ve bakalım ne kadar uzunlukta bir tünel kazmışlar, bunu göreceğiz. Bayağı uzun herhalde bu tünel. Bayağı uzun, evet. Hadi girelim içeri bakalım. Biz şimdi içeri girerken tabii ilk kez girdik bu mağaraya. Bu şekilde devam ettik. Yani iki adım daha atsak nereye gidiyorduk? Bakın onu göstereceğiz sizlere. Bakın iki adım daha atsaydık eğer buradan aşağı düşecektik. Yani buraya da bir kuyu kazmışlar ki. İki adım daha atsaydık sen de ben de ikimiz de şu an en az 20 metre derinliğinde olan kuyunun içine düşmüştük. Buraya halat bağlayıp aşağıya inmek için demir burç yerleştirmişler. Ama şu an baktığım kadarıyla aşağıyı göremiyorum yani. Ne çalışma yapmışlar buralarda? Hiltiyle mi kırdılar bunu? Çekişle mi kırdılar? Ellerindeki uydurma haritalara göre, onların güzergahlarına göre hareket ediyorlar ve çoğu noktada ağaçların kökleri kazınmış. İşte bu da bir başka ağaç ve buraya da gelmişler. İşte bu ağacın kökü tam burası kazıldıktan sonra diğer noktalara da ulaşmışlar ve buraları da tamamen kazımışlar. Yeni kazılan bir yer. Yeni, evet. Galiba burası. Evet. Burası yeni bak. Toprak bir de yaş da. Hı-hı. Yeni kazılmış yani. Akşam kazılmış. İşte şu anda içerideyiz. Bakın yani toprakla yığmışlar ve buraları kapatmışlar. Bu mağaranın duvarlarına baktığınız zaman da işte kazı yapıldığını görüyorsunuz. Girintiler ve çıkıntılar var. Burada altın aranmış. Buradaki toprak buraya atılmış. Bunun sebebi ise şu. Bu tünelin ucunda da yani sonunda da İşte bir başka tünel daha kazılmış. Adeta köstebek yuvasına dönmüş burası. Kendilerin parmak uçları delinmiş. Bu da ne demektir? Demek ki parmaklarıyla taşları toprağa kazdığı için şurada gördüğünüz gibi parmak uçları delinmiş. Vallahi tam oturdu. Evet yani bu kütüğü bu işi yapmak için özel olarak kesmişler. Bu çok belli. Define avcılarının muhtemelen dün kazdıkları bir yer burası. Bu kütüğü de hemen bu kuyunun yanında bulduk. Ve işte bu şekilde koymuşlar. Biz de koyduk. Şimdi biz de bu ipe tutunarak aşağı ineceğiz. İnmeye çalışacağız ve bakalım neler göreceğiz orada. Zaten burayı kazan vatandaşlar şu taşı çıkarmanın peşindeler. Şunun arkasında boşluk var. Bıktım bu definecilerden. Gördüğün gibi bütün her çukur 8-10 metre derinliğinde. Buralarda altın yok. Buralar boş. Milletin arazisini, tarım arazisini niye kazıyorlar? Yeter artık, bıktık bunlardan ya.